Herkese tekrar merhaba. Uzun zamandır mutfağa giremiyorum. Daha doğrusu girdiğim zaman da böyle pratik yemekler yapıp hemen çıkıyorum. Biliyorsunuz bebekle beraber gerçekten yemek yapmak çok zor oluyor. Geçen gün misafirlerimiz vardı. Yılbaşı gecesi hatta paylaşmıştım sizinle de Instagram'dan. Hasanpaşa köftesi yapmıştım. O kalan etimi yine değerlendirmek istiyorum. Yani etim hazır. Bunu yoğurmaya gerek yok. Sabah çıkardım. Şimdi zaten güzel bir şekilde çözülmüş. Ondan sonra işte patates püresi lazım olacak bize. Onun için de patatesimi sabahtan haşladım. Domates falan. Onları zaten detaylı bir şekilde de gösteririm size nasıl yaptığımı. Yarım kilo kıymaya bir su bardağı bayat ekmekçi diyordu. Ben galetonu kullandım. Bayat ekmek kullanmadım. Bir adet kuru soğan, bir adet yumurta, kimyon, karabiber, tuz. Bu köftenin harcının içerisinde sadece bunlar var. Köfteleri ilk önce böyle top şekline getirdim. Daha sonra böyle parmağımla içerisine delik açıyorum. Biraz eldivenle belki zor olacaktır ama. İçerisini mümkün olduğu kadar inceltmeye çalışıyorum böyle duvarlarını. Sonra bu içerisine de piştikten sonra tabii bunu fırına vereceğiz. Birazcık pişecek. İçerisine patates püresi koyacağız. Görüntüsü gerçekten harika oluyor. Yani ben et yemememe rağmen görüntüsü hoşuma gidiyor. Bu arada size anlatmak istediğim bir olay var başımdan geçen. Uzun zamandır böyle vlog çekeyim de anlatayım diye istiyordum. Başımızdan neler geçti. Hatırlıyorsanız geçenlerde vlogun bir tanesine dedim ki halılarım geldi yıkamadan ama sermedim. Bir köşe temizlik yapayım ondan sonra sereceğim. Daha sonra böyle serecektim. O gün böyle temizlik yapacağım. Sonra halılara bir baktım. Üzerinde özellikle mutfak halısının üstünde böyle turuncu bir şeyler var. Ama anlayamadım ne olduğunu. Daha sonra böyle diğerlerine baktım yakından. Baktım küflenmiş halılar. Böyle gerçekten şaşırdım ve ne yapacağımı bilemedim. Sonra eşimi çağırdım dedim böyle böyle halılarımız küflenmiş. Ne yapacağız falan aradık onları. İşte biz size söylemiştik falan işte. Eşime söylemişler güya ama yani eşim hatırlamıyor. Söylemiş de olabilirler diyor ama yani iyi bir şekilde uyarmaları lazım bu tarz şeylere. Ondan sonra halılarımız tekrar yıkamaya gitti. Bugün geldiler. Birazdan seveceğiz onları artık hiçbir şekilde bekletemem. Ya umarım küf falan kalmamıştır ki ben kokusundan çok rahatsız olurum. Yani o küf bilmiyorum. Böyle kendimi kötü hissediyorum küfü gördüğüm zaman. Yani dokunduğum zaman böyle bir şey olacakmış gibi geliyor bana. Benim bildiğim eskiden ben halı yıkatmıştım. Yani sermememe rağmen hiçbir şekilde küflenme problemi yaşamamıştım. Tahminim bunlar poşetli olduğu için o yüzden küflendi. Yoksa normalde açık olsaydı, biraz hava almış olsaydı başımıza bunlar gelmeyecekti. Ama ben nereden bilebilirim ki? Yani daha önceden yıkattığımda hiç böyle bir problem yaşamadım yani. Ya işte öyle. Evet, gördüğünüz gibi köfteleri bu şekilde yaptım. İçerisine oydum. Şimdi bunu fırına vereceğim. Orada da patates püremizi yaparız. Üzerine yaklaşık bir bardak kadar süt koyuluyor aslında ama ben böyle göz kararı yeteceğini düşündüğüm kadar süt koyuyorum. Evet şu kadar yeterli. Birazcık kaşar peynirinden koyacağım. Şöyle rendelemiş olduğum kaşar var. Ondan koyuyorum. Bence gerçekten kaşar peyniri püreye çok yakışıyor. Muhtemelen siz de kullanıyorsunuzdur. Birazcık da tereyağı koyalım. Aslında patates sıcak olsaydı daha güzel olurdu.
Ama sıcak diye yine olsun. Evet, şu kadar yeterli. Şimdi ben birazcık yağ döktüm. Bir kaşık da yemek kaşığı dolusu salça koydum. Bunları kavuracağım. Daha sonra da böyle 7-8 tane domates rendeledim. Onu da üzerine ekleyeceğim. Onu da üstüne sıcak su ekleyeceğim. Zaten onu detaylı bir şekilde paylaşırım yaptıkça. Size Sinan'ı nasıl uyuttuğumla ilgili bilgi vermek istiyorum. Tahminim annelerin merak konusudur bu. Çünkü ben çok merak ediyordum ve bana bilgi veren de olmamıştı bu konuda. Şöyle bir şey arkadaşlar, ilk bir ay gerçekten çok güzel uyudu. Yani çok güzel uyudu dediğimde emiyordu, uyuyordu, emiyordu, uyudu. Zaten yeni doğduğu zaman da bu şekilde oluyormuş. İkinci aya geldiğimiz zaman uyku sistemimiz değişmeye başladı. Ya daha az uyumaya başladı. İşte bazen gerçekten gün içinde hiç uyumadığı zamanlar oldu. Sadece gece uykusuyla durdu falan. Ben de yani ilk aydaki gibi olacak diye düşünerekten sürekli böyle uyandığında uyutmaya çalışıyordum. Ama o kadar çok yoruluyordum ki böyle saatlerce salladığımız zamanlar oluyordu. İşte ya bu çocuk niye uyumuyor falan böyle telaşlanıyordum. Sonra dedim ki ben kendi haline bırakacağım. Artık böyle zorlamayacağım. Ne zaman isterse kendisi uyusun. Gerçekten de o şekilde yapmam benim hayatımı kurtardı. Ne Sinan yorulmamış oluyor ne ben yorulmamış oluyorum ve keyifli bir şekilde zaman geçirmiş oluyoruz. Ya ağlamadığı sürece zaten bir sıkıntı yok yani. Oynuyoruz işte, konuşmaya çalışıyoruz işte, o sesler çıkarmaya başlıyor. Evet, kapı çaldı şimdi geldim geri. Yani demek istediğim daha keyifli bir zaman geçiriyoruz artık. Ağlamadığı sürece de hiçbir sıkıntı yok. Hem ben rahatım hem bebeğimiz rahat. Evet, bazen böyle sebepsiz yere ağlamaklar da oluyor. Bunlar da zaten bebeklerde çok normal bir şeymiş. Doktorla da bugün konuştuk. Olur dedi yani öyle şeyler. O yüzden size de tavsiyem ne kendinizi yormayın ne bebeğinizi yormayın. Keyifli bir zaman geçirmeye bakın. Biz o şekilde yaptık ve gerçekten şu anda gayet mutluyuz. Bir de kendi kendine uyumasını sağlamış oluyorum ben de bu şekilde. Yani bir iki kere böyle kendi kendine uyuduğunu gördüm. Yani tam uyumuyor ama böyle... Şu ses gitsin dedim. Tam uyumuyor aslında, uykuya dalmıyor. Ama yine de böyle artık fark ediyorum yani böyle uyumaya çalıştığını, kendisi uyuyacak gibi hissediyorum yani. İnşallah kendi kendine uyumayı öğrenir. Bence bu çok önemli bir şey yani bizim hem rahatlığımız için hem bebeğin kendisi için. Yani bizim yokluğumuzda da uyumayı bilmesi lazım. Şimdi ben domatesimi de döktüm üzerine. Bunu da birazcık pişireceğim. Domatesler birazcık ölünceye kadar. Bilmiyorum domatesler ölür mü ama... O şekilde işte piştiğini anlayıncaya kadar. Bunlar da burada bu şekilde pişsin. Aslında şu püreyi böyle elinizde eğer yuvarlayıp üzerine koyarsanız daha güzel oluyor bence. Eşit bir şekilde dağılmış oluyor. Şimdi domates de pişti. Ben üzerine sıcak suyunu ekleyeceğim. Yaklaşık 2-3 su bardağı su ekleyebilirsiniz. Ben de o şekilde yapacağım. Eşim sosunu sevdiği için ben birazcık daha böyle bol yapıyorum. Altını açacağım. Tekrar birazcık daha kaynasın bunlar. O arada yoğurt çorbaya devam edebiliriz sanırım. Evet. Bir tane yumurta kırdım. Bir yemek kaşığı kadar un koyuyorum. Şimdi de yoğurdunu ekleyeceğim. Yoğurdu da göz kararına koyuyorum. Ben hiçbir zaman yoğurt çorbasında ölçü kullanmıyorum açıkçası. Şöyle. 3, 4, sayayım sizin için. 5, 6, 7. Ben yarın da içeriz diye fazla yapacağım. 8, 9 ve 10. 10 yemek kaşığı gördüğünüz gibi dolu dolu kullandım. Yoğurt koydum. Şimdi bu köftemizin sosunu dökelim.
Bu da iyice kaynadı. Bu arada tuzunu eklemeyi unutmayın. Ben tuzunu da ekledim. Şimdi üzerine böyle. Kabı daha küçük yapsam gerçekten daha mantıklı olacaktı ama şu anda bir tane daha kap bulaştırmak istemediğim için burada devam ettim ben. Bu şekilde köftelerimizi de böyle yaklaştırabiliriz aslında. Yok, yapmasak daha güzel olacak çünkü dağılacak. Tamam. Şimdi bunu tekrar fırına koyacağım. Birazcık daha pişsinler. Şimdi yoğurdumuzu aldım ben, bunu güzel bir şekilde çırptım, karıştırdım. Üzerine de yaklaşık 1 litre su ekleyeceğim. Normal soğuk su. Şimdi size ne göstereceğim? Bim'den aldığım bu tava düzenleyicimi. Gördüğünüz şu çelik tavalarımı yerleştirdim. Çok güzel oldu. O kadar kullanışlı ki yani. Böyle normalde iç içe falan koyuyordum. Şu an istediğimi alıyorum. Mesela şu an şu en üsttekini alalım. Hoppa, bu kadar basit. Şimdi yoğurt çorbası için birazcık da bu şehriyeden koyacağım. Arpa şehriye miydi? Evet, sanırım arpa şehriye. Çok fazla koymayacağım. Ama gerçi çok yaptım. O yüzden birazcık daha fazla koydum normale göre. Şu kadarcık yeterli. Ben şimdi bunu iyice yıkayayım. Şimdi ben bir şey deneyeceğim. Şu ipli rondo var ya, onun içerisinde cevizi kırmaya çalışacağım. Çünkü benim rondom yok. Umarım olur. Bunun adı ne yapacağım biliyor musunuz? Pancar salatası yapacağım. O hem pancar salatasının içerisine dökeceğim, hem de havuçlu cevizli kek yapmayı planlıyorum. Şimdi onları hazırlayalım bakalım. Umarım olur. Vay, oldu. Hem de çok güzel oldu. Tam istediğim gibi, böyle içerisine biraz taneler kaldı. Bayağı güzel oldu. Şimdi çorbam kaynadı güzelce. Bu şehriyelerim de pişti. Şimdi şehriyelerimi de çorbanın içerisine ekliyorum. Birazcık da bunlar ikisi beraber kaynasın. Normalde dedim ki havuçlu kekimi yapayım ama vazgeçtim. Şimdi salatamı yapacağım. Bizim buzlukta böyle haşlanmış pancar vardı. Şimdi bunu rendeleyeceğim. İnternette nefis yemek tariflerinde bir tane tarif gördüm. Onu yapacağım. Çok basit bir tarifti ama güzel olacağını düşünüyorum. İki yemek kaşığı kadar yoğurt koydum. Ve bir yemek kaşığı kadar da mayonez koyacağım. Bakayım yeterli mi? Sanırım yeterli. Görüntüsü şu an bu şekilde. Bir de ben 2-3 tane böyle sarımsak çıkardım. Bu sarımsağı normalde rendeleyin diyorlar ama ben rendelemeyeceğim. Doğrayacağım. Bu normalde ben buzluğa atıyorum biliyorsunuz. Sarımsakları. Ondan sonra hazır bir şekilde çıkarıyorum. Artık gerçekten zaman olmayınca her şeyin en kısasını yapmaya çalışıyorum. Böyle pratik şeyler dolaba koymaya çalışıyorum. Anne ne yapıyor? Ne yapıyor annesi? Anne salata yapıyor. Pancar salatası yaptı annesi. Ooo, pancar salatamız var bugün. Ya. Oy, bunu daha tabağımıza ekleyelim. Ya. Oh, çok güzel görünüyor. Oh, oh, oh. Oğlumuz da uyursa rahat. Yeriz be. Evet. Tamam. Bu da hazır. Tabağımıza aldık. Evet, köftemiz fırından çıktı. Şimdi ben onu servis tabağına alacağım. Şimdi çorbalarımızı tabaklara koydum. Üzerine de böyle naneyi kavurdum yağda. Normalde pul biber de çok yakışıyor ama ben dediğim gibi acı yemediğim için koymuyorum. Evet, bu şekilde oldu. Evet, ben soframızda kurdum. Bu şekilde oldu pancar salatamız.
kalan patates püresi, Hasanpaşa köftemiz, çorbamız. Bu arada runner'ımı merak ederseniz söyleyeyim. Kırlent Home'dan almıştım kırlentlerimle beraber. Bayağı hoşuma gitti benim. Siz de isterseniz bakabilirsiniz. Evet, videoya yeni başladım. Şu an sabah oldu. Hatta ezan bile okunmadı. Düşünün, o kadar erken. Şimdi ben kekimi yapmaya devam edeceğim. Gece yapamadım çünkü Sinan rahatsızdı. Onunla ilgilendim. Sonra kendi uykum geldi. Dedim ki ben uyuyayım. Artık keki yarın yaparız, videoyu da öyle devam ederiz. Şimdi sabah kalktım, ortalığı topladım. Ondan sonra şimdi kekimi yapmaya başlayacağım. İlk önce 4 tane yumurta lazım. Bunları ben dün akşamdan çıkardım. Bunlar oda ısısında olması gerekiyor. Umarım bozulmamıştır. Bozulmaz herhalde. Çünkü bayağı oldu ya, kaç saat geçti üzerine. Kokusunda bir sıkıntı yok. Normal yumurta. Evet, 4 tane yumurta. 1 su bardağı normalde şeker diyor ama bizim şekerimiz bu kadar kalmış. Ki çok da şekerli sevmiyoruz zaten. Bir parmak eksik olacak şekilde şekerini koydum. Evet, ben 4 dakika boyunca bayağı güzel bir şekilde çırptım. Kıvamı çok güzel oldu. Normalde 1 su bardağından 1 parmak eksik yağ diyordu. Ben yani göz kararı bir şekilde koydum. Hani şekerimi az koyduğum için biraz porsiyonu küçük yapacağım sanırım. 2 su bardağı da un istiyor. Ben yavaş yavaş ekleyeceğim. Şimdi sadece 1 su bardağını ekledim. Şimdi de diğer 1 su bardağı unumu ekliyorum. Onu da eriyeceğim. Bir tane kabartma tozu var. Bence bunu da katabiliriz şimdi. Sonra çay kaşığının ucu kadar karbonat diyor. Onu da ekleyeceğim. Tamam. Şimdi bir de tarçın var. 1,5 çay kaşığı diyor ama ben 2 kaşık kadar atacağım. Çünkü ben tarçını çok seviyorum kekte. Bayağı hoş oluyor. Şimdi bunları çırpmaya devam ediyorum ben. Birazcık karıştıralım. Şimdi 1 su bardağı kadar ceviz diyor. Ben de sanırım bu ceviz 1 su bardağı falan anca olur. Aynen. Bunun hepsine koyuyorum. Çok böyle ne iri değil ne de küçük yapmadım. Birazcık o ağızda kıtır kıtır tadını ben seviyorum cevizin. Üzerine 3 su bardağı havuç diyor. Havucu bayağı çok söylemişler bence ama bilmiyorum nasıl olacak. Ya 3 su bardağı havuç biraz fazla geldi gözüme ama umarım güzel olur tadı. Şimdi ilk defa Icebreed'den almış olduğum kek kalıbımı kullanacağım. Bu kelepçeli. Şöyle yağlayalım iyice. Birazcık büyük gelebilir tahminim. Umarım kalıbın azizliğine uğramam. Güzel bir şekilde çıkarır. Ben iyi bir şekilde yağladım. Karışımımı da güzel bir şekilde hazırladım. Gördünüz. Şimdi güzel bir sonuç bekliyorum. Fırını 170 dereceye açtım ben. Isınıyor orası. Hatta hazırdır tahminim. Şimdi ben bu karışımı düzledikten sonra güzelce pişmesi için fırına koyacağım. Umarım böyle güzel bir şekilde kabarır. Çünkü Starbucks'ın keki, havuçlu keki, ben kabarık hatırlıyorum. Kabarcığını almak için de böyle birkaç kere vurdum. Sanırım bir kabarcık yok. Eşit bir şekilde pişer umarım. Ben şimdi fırına gönderiyorum. Şimdi size kekimi göstermek istiyorum. Bu kısım nerede derseniz ben sabah yedim. Şimdi size gösterebildim.
bu şekilde. Gerçekten çok güzel oldu. Tadı da güzel. Sadece şunu söyleyeyim. Şekeri bana biraz az geldi. Az şekerli normalde yememe rağmen. Birazcık daha şeker katılabilirdi. Gerçekten bir su bardağı tam olacaktı. Gelelim şu kelepçe ile ilgili. Ya fena değildi ama ben bunu çözemedim arkadaşlar. Yani normalde genişlemesi lazım, altının çıkması lazım ama hiçbirisi olmuyor. Ama yine kolay oldu. Dilim kestikten sonra, bir dilim kestim. Sonra spatula ile altını böyle birazcık kaldırdım. O şekilde rahat çıktı. Yani hiçbir deformasyon olmadı yani açıkçası. Ve kekime gerçekten bayıldım. Çok güzel. Mutlaka deneyeyim bence. Bu arada videoyu editlerken fark ettim ki Starbucks keki olduğunu söylememişim. Nefsi Yemek tariflerinden ben aldım tarifi. Zaten havuçlu Starbucks keki yazarsanız direkt oradan da çıkar tarifi. Daha böyle doğru bir şekilde yapmış olursunuz. Ve sonuç böyle. Umarım siz de beğenmişsinizdir. Evet, söyleyeceklerim bu kadardı. Umarım keyifle izlediğiniz bir video olmuştur. Kendinize çok çok iyi bakın. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Kekimi göstermesem olmaz. Çok güzel çünkü ya. Ben buna kıyamam yemeği artık. Bir de kabarması falan çok hoşuma gitti. Tam böyle eşit bir şekilde kabarmış ya. Normalde bazen kek yapıyorum. Bir tarafı fazla, bir tarafı az kabarıyor. Bu tam böyle istediğim gibi oldu.